Bende kalan yarısını cebimde, cüzdanımda ısı tutacakmış gibi cüzdanımda saklıyorum. 600 liranın yarısı elinde, diğer yarısıysa iddiasına göre para çekme makinesinde. İlginç olay Erzurum'da yaşandı. Asgari ücretle çalışan Abdülkadir Çobanoğlu, kredi kartı borcunu yatırmak için bankanın para çekme makinesine gitti. 600 lirası cihazda sıkıştı. Çektim, gelmedi. Fazla zorlamadım yırtılır diye. Banka yetkililerini aradım, müşteri temsilcisini. Müşteri temsilcisi bana kartın içinde olup olmadığını sordu. Artı parayı yarıdan dışarıda kalan kısmını yırtmamı söyledi. Kendisine söyleneni yaptı ve paranın dışarıda kalan bölümünü yırttı. Ertesi gün banka şubesine gittiğinde ise kötü bir sürprizle karşılaştı. Paranın ATM'de olmadığını, bana savcılığa müracaat etmemi söylediler. Kayıtların, benden sonra gelen müşterinin orada işlem yaptığını görmeleri, savcılığa kayıtları vermeleri, bunları bana söylediler, savcılığa gittim. Şimdi bu paranın ne karşılığı var ne kendisi var. Kendisi de yok. Artı üstüne üstlük faizi işliyor. 3 aydır ben 600 milyonu yatıramıyorum ki. Elinde yırtık paralarla adliyenin yolunu tutan Abdülkadir Çobanoğlu suç duyurusunda bulundu. Bir ay sonra savcılık bana takipsizlik kararı verdi. İtiraz ettiğimde maalesef hakim bana red cevabı verdi. Çobanoğlu 600 lirasının diğer yarısı için hukuk mücadelesini sürdürmeye kararlı. Ben 600 milyona bir hafta değil, 600 milyona bir hafta nöbet tutardım o bankamatiğin önünde.